15 Eylül 2021 Çarşamba, ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yılbaşından itibaren Hartz IV olarak bilinen işsizlik parası 2 ödemelerine aylık 3 avro zam gelecek. Bakanlar Kurulu bunu onayladı. Ağustos ayı enflasyonu %3.9. Önümüzdeki yılda %3 fiyat artışı bekleniyor. Teknik olarak sosyal yardıma zam yapılmamış oldu. Hatta alınan yardım miktarı kağıt üzerinde artsa bile fiyatlar karşısında azalacak, yani kesinti olacak. Sosyal Birlik Başkanı Bentele, kendini en az savunabilecek kesimin gelirlerinden kısmak utanmazlıktır diyerek bu kararı eleştirdi. Yeşiller ve Sol Parti de zam miktarını yerden yere vurdu. Yeşiller Grup Başkanı Göring Eckardt, sorumsuzluk dedi. Parti en az 50 avro zam istiyor. Sol Parti Başkan Yardımcısı ise ayda 3 avro zam sadakadan biraz fazlasıdır. Sosyal yardım acilen 658 avroya çıkarılmalı diye konuştu. Sosyal yardım eriyor ama çalışanların maaşları da aynı şekilde eriyor. Almanya'da çalışanların %45'i brüt 15 avronun altında bir saat ücretine çalışıyor. %12'si 10 avronun da altında kazanıyor. Sol Parti Grup Başkanı gelir adaleti konusunda büyük bir açığımız olduğunu düşünüyor. Dün de en zengin %5'lik kesimin tüm varlıkların %55'ine sahip olduğu açıklanmıştı. SPD, Yeşiller ve Sol Parti bu kesimden servet vergisi alınmasını istiyor. Sağ partiler ise buna şiddetle karşılar. Hartz IV adı Favi'nin eski yöneticisi Peter Hartz'tan geliyor. Bu sosyal reform düzenlemesini 2000'li yıllarda o önermişti. Almanya'da yılın kelimesi seçildi. Sözlüklerde ismi geçiyor. Bu düzenleme çok tartışılan bir düzenleme. SPD, Yeşiller ve Sol Parti yine herkese bir temel gelir ödenmesini istiyor. Çalışsın veya çalışmasın. Herkese ayda örneğin 1200 avro verilsin veya vergi avantajı sağlansın. İsteyenler bunun üzerine çalışarak daha çok kazansınlar görüşündeler. Az kazananlara da bunun verilmesi lazım diyorlar. Sadece yardım alanlara değil, maaşı belirli bir miktarın altında kalan herkesin desteklerden yararlanması lazım. Devlet insanları çalışmaya teşvik etmeli, çalışmamaya değil. Yıllarca vergi ödüyoruz. İşler bazen iyi gitmeyebilir. Tabii ki sosyal yardım almak herkesin hakkı. Ancak bazen suistimal edenler oluyor, bu eleştiriliyor. Çocuk parasında da bu yapılmış. Köln'de bir aile sahte belgelerle daha çok çocuğu olduğunu gösterip haksız yere tam 733 bin avro çocuk parası almakla suçlanıyor. Şimdi sahtecilik ve vergi kaçakçılığından yargılanıyorlar. 2013'ten 2020'ye kadar almışlar. Salgın döneminde de 148 bin avro ek salgın yardımı almışlar. Suistimal edilmese aslında daha fazla kişi çok daha fazla yardım alacak ama maalesef böyle şeyler oluyor. Kemal Sunal'ın bir filmi vardı, Gurbetçi Şaban. Köydeki çocukları adına kaydettirip çocuk parası alıyordu. Bu haberi duyunca o filmi hatırladım. Almanya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ise artmaya devam ediyor. Ülke çapında 48 milyon 200 bin otomobil kayıtlı, 100 hane başına 108 araba var. Yani istatistiksel olarak her evde ortalama birden fazla araba var. Tabii bazısının 3-4 arabası vardır, bazı ailenin hiç yoktur, ortalamayı alırlar. Araba zaten artık demode bir taşıt oldu. Bisiklet, toplu taşıma daha çok tercih ediliyor. Sol partiler otobanlara da 130 km hız sınırı getirmek istiyorlar. Ancak Alman Ekonomi Enstitüsü bir araştırma yaptı. Sürücülerin %77'si otobanlarda zaten 130'dan daha yavaş gidiyor. 160'dan fazla gidenlerin oranı ise %2'den de az. Almanya'nın Ulm bölgesindeki otobanlarda 16 gün boyunca düzenli gümrük kontrolleri yapıldı. Gümrük memurları Türkiye'den gelen araçlarda değeri 200 bin avronun üstünde altın ele geçirdi. 600 aracı kontrol ettiler durdurup, 42 bin avro vergi, 11 bin avro da para cezası kestiler. Altınların yanı sıra sigara, tütün, silah gibi şeyler de bulunmuş. Aramalarda X-ray cihazları ve özel eğitimli köpekler kullanılmış. Türkiye'den dönerken kişi başı işlenmiş altın sınırı, örneğin bilezik, kolye, yüzük gibi şeyler, yanınızda bulundurabileceğiniz toplam ürün miktarına dahil. Bu miktar havayoluyla 430, karayoluyla 300 avro. Yani Türkiye'den aldığınız ürünlerin toplam miktarının bu sınırları geçmemesi lazım, altın dahil. Bu aralar kontroller de arttı. Gümrükleri geçtim, bir şey olmadı diyorsunuz, eve yaklaşmışsınız. Otobanda yine gümrük durdurabiliyor, ceza yiyebiliyorsunuz. Yasal sınırlara dikkat etmek lazım. Federal meclis seçimlerine de 11 gün kaldı. 26 Eylül'de 16 senelik Angela Merkel hükümeti sona erecek. Son ankete göre SPD %25 ile birinci, CDU-CSU 21, Yeşiller 17, FDP, AfD 11 ve Sol Parti %7 görünüyor.
Bunlar barajı geçmesi beklenen partiler. Bavyera Başbakanı Söder, Augsburger Allgemeine'ye bir röportaj verdi. Birlik partilerinin düşüşünü kısıtlamalara bağladı. Bu dönemdeki siyasetin en büyük sorunlarından biri de bu. Halka yakın seçim kampanyası yürütülememesi dedi. Zaten halka sadece seçim dönemlerinde yaklaşıyordunuz. Bizim bir kaybımız olmadı. Dönercide bir fotoğraf, camiye, cemevine birer ziyaret. Oldu bitti. Seçim olmasa kimsenin gelip hal hatır sorduğu zaten yok. Her parti için aynı bu geçerli. Ama yine de oy kullanmak zorundayız. Hiçbir parti tam içimize sinmiyor bile olsa bize en yakın hissettiğimize gidip oy vermemiz lazım. Çünkü aksi takdirde aşırı sağcılar güçleniyor. Son seçimde 15 milyon kişi seçme hakkı olmasına rağmen oy kullanmadı. Eğer biz gitmezsek gidenlerin tercihleri bizi yönetiyor. Barajı geçen partilerden birine oy vermek aşırı sağcıları zayıflatıyor. Aksi halde bu ülkede ırkçılığın, ayrımcılığın sonu gelmeyecek. Mutlaka sandığa gitmek lazım. Avrupa'dan YouTube kanalı için güzel bir kart hazırladı bugün arkadaşlarımız. 1000 seçmen var diyelim. Eğer 840 kişi oy vermeye gider ve 42 kişi AfD'ye oy verirse oy oranı %5 oluyor. Eğer bu 1000 seçmenden çok daha azı 470'i oy vermeye giderse ve AfD'ye yine 42 kişi oy verirse bu sefer oran %9'a çıkıyor. Yani bir oy bile etkili. Rahmetli Erdal'ın önü Sosyal Demokrat Halkçı Parti lideriyken bir mitinge gitmişti. Vatandaşlar önünü kestiler. İçlerinden biri ben senin için ölürüm ölürüm diye bağırdı. Erdal İnönü gayet sakin, her zamanki o esprili tavrıyla dur dedi kardeşim ne yapıyorsun sakın dedi sakın ölme. Bir oy bir oydur. Almanya'daki vaka sayısı 12.455, geçen hafta aynı güne göre 1.110 arttı ama R değeri 1'in altında ve insidans da 77.9'a düştü. Aşılama yavaş gidiyor. Bugüne kadar nüfusun %62.4'ü tam aşılandı. Yaş gruplarına göre de büyük farklar var. 60 yaş üstünün %83.5'i, 18-59 yaş grubunun 67.5'i. 12-17 yaş grubunda ise sadece %26.5 oranında bir aşılama söz konusu. Bazı eyaletler 2G uyguluyor, bazıları 3G. 2G restoranlara, kafelere sadece aşılananlar ve iyileşenler girebilir demek. Diğerleri test yaptırmış bile olsalar giremezler. 3G test yaptıranlar da girebilir demek. Berlin'de bir işletme 2G'yi uygularsa orada maske, mesafe, kişi sayısı da sorulmuyor. Ancak tüm çalışanların aşılanması isteniyor. 12 yaşından küçük çocuklara istisna var. Eyaletlerde yine kafalar karışık. Saksonya'da bir aşı merkezine kundaklama düzenlendi. İçinde yanıcı madde bulunan 3 şişe atıldı. Ancak yangın çıkmadı. Aynı merkeze daha önce de 2 defa saldırı düzenlenmişti. Ve bugün artık geç yaz mevsimi de sona ermiş oldu. Hava yağmurluydu, nemliydi. Yarın sıcaklıklar düşecek. Ancak Bavyera dışında Almanya'da açık hava bekleniyor. Cuma günü de Kuzeydoğu bölgesi dışında yağmur beklenmiyor. Sonbahar geldi. En sevdiğim mevsim. Önde zeytin ağaçları, arkasında yer. Sene 946, mevsim sonbahar. Ne güzel bir Bedri Rahmi şiiridir. Belki bir gün hikayesini anlatırız. Şimdi Avusturya ile devam edelim. Vaka ortalaması 2100, insidans 164, yoğun bakım doluluk oranı %10'u geçti Avusturya'da. Bu yüzden kısıtlamalar da sıkılaştırıldı. Antijen testleri 24 saat geçerli. Marketlerde, toplu taşımada, eczanelerde herkes, mağazalarda, müzelerde sadece aşılanmayanlar FFP2 maske takacaklar. Hükümet aile ikramiyesini de çocuk başına 1750 avroya çıkarmak istiyor. Belçika'daki durum iyiye gidiyor, devam ediyor iyiye gitmeye. Günlük ortalama 2000'in altına indi. Geçen haftaya nazaran hasta sayısı da %16 düştü. Sağlık Bakanı 65 yaş üstü için 3. doz aşılamaya sürpriz bir şekilde karşı çıktı. Önce yoksul ülkelerdeki insanların aşılanması gerektiğini söyledi. Sağlık Konseyi kararını yarın açıklayacak. Ne kadar güzel bir davranış. Kendi halkı gibi yoksul halkları da düşünüyor, onlara aşı veriyor. Keşke diğer şeyleri de verse. Örneğin oralarda okullar açılsa, üniversiteler, hastaneler açılsa ama o kadar da uzun boylu değil. Herkes eşit ancak tabii ki Belçikalılar biraz daha eşit. Hollanda'daki durum da iyiye gidiyor. Vaka ortalaması 2200. Hasta sayısı son 2 ayın en düşük seviyelerine indi. 25 Eylül'den itibaren kısıtlamalar gevşetilecek. 1,5 metre mesafe kuralı kalkıyor. Bunu zaten kimse uygulamıyordu. Restoranlar tam kapasite hizmet verebilecek. Ancak 13 yaş üstüne restoranlara, kafelere, sinemalara girişte sertifika mecburiyeti getirilecek. Gece kulüplerinin de açılması planlanıyor. Bazı uzmanlar bunun riskli olduğunu düşünüyor. Hollanda Sağlık Bakanlığı 3. doz için açık kapı bıraktı. Bağışıklık sorunu olanlar yaptırabilir denildi. Bu kişilere davetiye gönderilecek.
Fransa'daki vaka ortalaması %30 azaldı. 10 binin altında insidans 100. Sağlık çalışanlarına aşı mecburiyeti getirilmişti. Ve bugünden itibaren olmayanlar görevlerinden uzaklaştırılabilecekler. Maaşları da ödenmeyecek. Önümüzdeki sene Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen bir aşırı sağcı var. Zemmour. Fransa'da doğan bebeklere yalnızca Fransızca isimler verilsin dedi. Normalde gülüp geçersiniz, Allah ıslah etsin dersiniz ama bu adamın oy potansiyeli %8 tahmin ediliyor. İşimiz gerçekten zor. Meydanı bunlara bırakmamak için diyorum. Mutlaka oy kullanmaya gitmek lazım. Seçme hakkı olmayan bile birini ikna edip götürebilir. Aşırı sağcı olmak çok rahat bir şey. Düşünmenize hiç gerek yok. Ben Alman'ın, Türk'üm, Japon'um, Fransız'ım, dünyanın en büyüğüm diyorsunuz. Tartışma da bitiyor. Okumaya, araştırmaya, uzlaşmaya, çalışmaya hiç gerek yok. Bu tabii kontrolsüz de bir hırs getiriyor yanında. Bir galibiyet hırsı, sürekli büyüme, yükselme, zenginlik hırsı olmayınca da ötekileştirilen insanları suçluyorsunuz. İnsanın doğasında var deniyor ama aslında yok. Çok büyük uygarlıklar vardı dünyada. Latin Amerika'da Aztekler, İnkalar vardı. Avrupalılar hepsini katlettiler. Yerliler bu beyaz adamların altına olan ilgisini anlayamıyoruz diyorlardı. Çünkü altın bir şey ifade etmiyordu. Alışverişlerini onlar kakao taneleriyle, kumaşlarla, hayvanlarla, değiş tokuşla yaparlardı. Altın yenmiyordu. Kim altını ne yapsın, niye kabul etsin? Ve o beyaz adamlar yanlarında battaniye götürdüler hediye olarak. Size hediye getirdik dediler. Yerliler sevindi. Karşılığında hediyeler verdiler. Oysa o battaniyelere onların bağışıklığını olmadığı bildikleri çiçek virüsü bulaştırmışlardı. Kasten onları yok etmek için. Amerika'da şöyle bir hikaye anlatılır. Bir grup bilim insanı Ay'a gönderilecek bir roket için yer arıyor. Uygun bir yer ararken Kızılderililerle karşılaşıyorlar, sohbet ediyorlar. Kızılderililer diyor ki ya ne arıyorsunuz? Onlar da anlatıyorlar. İşte Ay'a gidilecek, onun için uygun bir yer arıyoruz. Buradan bir yerden roket fırlatılacak. Aa diyor Kızılderililer ne güzel. İşlerinden yaşlı bir adam, biz diyor Ay'da kutsal ruhların yaşadığına inanırız. Rica etsek bizden onlara bir mesaj iletir misiniz? Amerikalılar da tabii diyor iletiriz. Ne dememizi istersiniz? Adam kendi dilinde bir şeyler söylüyor. Söz veriyorlar ileteceklerine, oradan ayrılıyorlar. Bir taraftan da merak ediyorlar, acaba bu yaşlı adam ne dedi? Tercüme ettiriyorlar söylediğini ve şunu görüyorlar. Bu adamların söylediği hiçbir şeye inanmayın, topraklarınızı çalmaya geldiler. Yerliler beyaz adamın altın sevdasını anlamıyordu ve bir gün neden bu sarı şeyleri bu kadar çok seviyorsunuz diye sordular. Yağmacıların başı Hernán Cortés, bizim dedi, sadece altınla giderilebilen bir kalp hastalığımız var. Aslında kısmen doğruydu. Bir altın hastalığımız vardı. Ama bu kalbimizi iyileştirmiyor. Aksine her seferinde daha da kötüleştiriyordu. Oysa Mevlana'nın dediği gibi, altın nedir, can nedir, inci mercan nedir? Bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra. Hoşçakalın.